Herkese merhabalar. Merakla beklenilen Samsung Galaxy Tab S7 incelemesiyle karşınızdayız. Hemen olabildiğince kısa bir şekilde teknik detaylardan bahsedeceğiz. Sonra özellikle çok merakla sorduğunuz kalemi göstermeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Ve sonunda da MatePad 11 ile biraz karşılaştıracağız. Açıkçası şu anda herhalde en büyük iki rakip diyebiliriz piyasadaki şeyi saymazsak, Apple'ı saymazsak. Haydi bakalım yavaştan başlayalım. Şimdi Galaxy Tab S7'nin en önemli özelliği Snapdragon 865 Plus ile gelmesi. Gerçekten çok hızlı bir işlemci. Antutu skorlarını da daha önceden sizlerle paylaşmıştık videolarda. Oradan bakabilirsiniz ve 680 bin civarı bir puan alıyor diye hatırlıyorum ben. Onun dışında 6 GB'lık bir RAM'i var. 6 GB RAM günümüz için fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum. Çünkü alttan bir sürü uygulama açsanız dahi herhangi bir kasma, herhangi bir takılma yaşamıyorsunuz. Ayrıca dahili belleği de çok hızlı olduğu için tabletin. Uygulamaları alttan çağırsanız dahi o çok hızlı bir şekilde açılıyor ve sizi bekletmiyor açıkçası. O bakımdan çok başarılı. Onun dışında tabii ki en önemli şey, tablet alıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bizim için en önemli şey ekran. Galaxy Tab S'in ekranı gerçekten bayağı başarılı. Biz özellikle MatePad 11 ile karşılaştığım zaman bence Tab S'in ekranı biraz daha kaliteli gibi geldi bana. Ki ikisi de LCD bir panel kullanıyorlar. Hani şey değil, AMOLED ekran yok bunda. Eğer Tab S7 Plus olsaydı onda AMOLED ekran vardı. Ona, hani o daha iyi bir ekrandır diye tahmin ediyorum. Her ne kadar kullanmasam da. Ama MatePad 11 ile kıyasladığım zaman bence Samsung'un ekranı bir tık daha iyi geldi bana. Tabii ki iyi olmasının sebeplerinden bir tanesi de 120 Hz'lik bir paneli var. Ayrıca 60 Hz'de de çalışabiliyor. Ama şöyle bir şey var. MatePad'in burada bir avantajı var. MatePad isterseniz 60'da çalışabiliyor, isterseniz 120 Hz'de çalışabiliyor. Ama Tab S'de 120 seçeneği yok, doğrudan adaptif olarak seçebiliyorsunuz ya da 60 Hz'de çalıştırabiliyorsunuz. İki seçenek arasında şey var. Diğerinde hem adaptif de var. Hem 120 Hz var hem de 60 Hz ayrıca seçebiliyorsunuz. Bence MatePad o konuda biraz daha avantajlı. Piline gelecek olursak yaklaşık 8000 mAh'lık bir pili var Tab S7'nin. Bu açıkçası sizi bir gün içerisinde rahat rahat götürecektir. Belki ertesi güne de kalacaktır eğer çok fazla oyun oynamıyorsunuz ya da hani çok fazla işlemci ya da grafik kartını kullanacak şeyi çok kullanmıyorsanız. Uygulamayı kullanmıyorsanız sizi bir gün çok rahat çıkartacaktır. Aslında benim düşündüğümden daha da iyi pile. Yani evet. Bir günden biraz daha fazla gidiyor. Ben Note 8 kullanıyordum daha önce ve özellikle kalemi kullandığım uygulamalarda pil çok fazla gidiyordu. Evet. Bunda sürekli zaten kalemi kullanıyorum. İşte Pen App'ta olsun, diğer uygulamalarda olsun. Birazdan kalem özelliklerine girince de göstereceğim o uygulamaları. Hı-hı. Ona rağmen bence daha iyi gidiyor pil. Evet. Ve yani pil, yani şeye girelim istersen hafiften, kaleme girelim. Kalem inanılmaz entegre olarak geliyor yani. Ben hani şimdi MatePad 11 ile karşılaştığım zaman MatePad 11'in yanındaki kalem açıkçası buna göre bence tırışık adam bir kalem. Çünkü kalemimiz, bakın kalemi de göstereyim. Bu da MatePad 11'in kalemi. İkisini yan yana gösterelim. MatePad'in kalemi daha büyük açıkçası. Daha böyle bir kurşun kalem gibi bir şey. Hani böyle çizersin ya, kara kalem gibi derler ya. Onun gibi bir kalınlığı falan var. Uçları da birkaç tane var şeyin bu arada. MatePad'in ucu da değişiyor. Bu şu an plastik olan takılı sağdakinde. Ve bir tane normal şey ucu var. Böyle ne derler? Şeffaf bir ucu var. Ben bunu daha çok beğendim açıkçası. Bu ucu daha çok şey yaptım. Ama hissiyatı daha güzel. Evet. Şeye verdiği hissiyat çok başarılı. Ama öte yandan şeye baktığımız zaman, Galaxy Tab S7'nin kalemine baktığımız zaman o daha küçük bir kalem. Ve ucu böyle daha ince bir kalem aslında. Böyle ne bileyim, bir keçeli kalem tadında aslında ucu böyle. Keçeli kalemlere ben benzetiyorum baktığım zaman. Ve baktığım zaman daha hafif bir kalem. Açıkçası onun da tabii, o da şarjla çalışıyor aslında ama hani bağlantı şeyini ben anlayamadım. Bluetooth'la doğrudan bağlı gözükmüyor. Mesela ben MatePad 11'e bağladığım zaman Bluetooth'tan bağlı olarak gözüküyor kalem. Ama bunda Bluetooth'tan bağlı olarak gözükmüyor mesela notlar kalem. Notlar gibi yani, direkt entegre bir şekilde kalemi kullanabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısı olmadığında. Evet, Bluetooth açık olmasa dahi bağlı gözüküyor ama bağlanıyor ama nasıl olduğunu gerçekten ben anlamadım mantığını. Biraz daha materyal olarak da bence hissiyatı daha güzel bir daha kalem. Güzel. Bu biraz daha plastik. Bu daha böyle kadife gibi ele geliş hissiyatı. Yani tutuş şeyi, hissiyatı gerçekten bence Tab S7'nin kaleminki daha iyi. Hani öteki biraz daha hantal kalıyor elinde. Çok büyük kalıyor bir de benim. Ellerim çok da küçük değildir ama hani özellikle bence bayanlar daha da zor kullanacaktır bu şeyin, MatePad 11'in kalemini. Bunu kenara koyuyoruz. Kenara koyduk şimdi bunu. Evet, şimdi ilkinden açıkçası şey öğrenmek istiyorum. İlkin, uzun süredir Samsung kullanıyorsun. Kalemin özelliklerini bize biraz göster bakalım.
Şimdi Note serisinde olan neredeyse bütün özellikleri bu Tab S7'ye de entegre etmişler. Şurada kalemin bir shortcut'ı var. Burayı açtığımız zaman hızlı bir şekilde not alma, notlarınızı görüntüleme veya ekranda herhangi bir şey açtığınız zaman ekrandaki bir yazıyı çıkartmak istediğiniz zaman akıllı bir şekilde o yazıyı seçip size yazıya dökmeyi mesela yani bir resimden direkt yazıyı ekstrakt edebiliyorsunuz. Veya yine herhangi bir fotoğraf gördünüz, resim gördünüz, üzerine bir not almak istiyorsunuz. Ekrana yazı yazabiliyorsunuz. Ayrıca hareketli mesaj oluşturabiliyorsunuz. Translate özelliği benim en çok kullandığım ve en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Penop uygulaması da bence bu kalemle kullanabileceğimiz en güzel uygulamalardan birisi. Bu arada Levent'te, Matepad'in de yani bu uygulamayı kullanmaya başladı. Çünkü gerçekten çok Penop güzel oluşturulmuş çok iyi bir uygulama. Şimdi buradan kısaca bir not sayfası açalım. Kalemi birazcık görelim. Şunu büyütüyorum. Evet, şimdi kalemin hassasiyeti bence gayet güzel. Tuttuğunuz şekilde yani yan çevirdiğiniz zaman daha kalın. İşte dik tuttuğunuz zaman daha ince yazması gibi. Bu tabii not uygulaması. Bir de şöyle bir şey var. Kalemin üzerinde bir tane buton var. Bu butonla da yönlendirebiliyorsunuz. Mesela Mate'in kaleminde çift tap yaparak şey değiştirebiliyorsun. Geçiş yapabiliyorsunuz. Ama o bence biraz zor biliyor musun? Düğme olmadığı zaman evet, onu hiç ben yapmak zor. Ben hissettim. Note'da da aynı şekilde bu düğme vardı zaten. Bu uygulamada silgi olarak kullanabiliyorsunuz bu düğmeyi bu arada. Tabii ki bu Penup uygulamasında bu silgi olayı daha da hassas. Bunu da direkt silerken üzerine tuttuğunuzda Penup'ta bir çizim yaptığınız zaman onu da birazdan gösteririm. İstediğiniz yere silebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada işte kısaca notlarınızı alabiliyorsunuz. İsterseniz bu sayfayı sonsuz sayfa olarak seçip de istediğiniz kadar not alabilirsiniz. İsterseniz de kitap gibi oluşturabilirsiniz sayfa sayfa. Onun dışında Smart Select'i bakalım nasıl örnek verebilirim. Mesela burası. Şimdi herhangi bir fotoğraf telefonda veya tablette şuradaki Music is a Safe Kind of High yazısını çıkartmamız pek mümkün değil. Yani tutunca gelmiyor. Bunu hiçbir şekilde seçemiyoruz. Bunu da Smart Select yaptığımız zaman ben şu an bir saniye. Bunu yapabileceğim ben çok emin değilim. Masa üstüne. Şöyle. Bunu şu an screenshot olarak aldı. Hı hı. Ve bunu tamamen resme dönüştürdü. Buradan extract text dediğim zaman buraya bana teksti... Orayı biraz odaklayayım görünmüyor çünkü. Evet parlamıyor. Şimdi görünüyor. Aynen. Burada bana teksti veriyor ve ben bunu kopyalayabiliyorum, paylaşabiliyorum. Yani herhangi bir şekilde kopyalama yapamadığınız bir fotoğraftan güzel bir özellik bence. Yazıyı çıkartabildiğiniz güzel bir uygulama. Hı-hı. Kopyala dedik. Direkt copy board, yani clipboard'a kopyaladın onu istediğin gibi istediğin yere yapıştırabiliyorsun sonra. Kesinlikle. Ve sadece hani bu şey değil, kısa bir cümle falan değil. Hani bayağı tabii, teksti de alabiliyorsun. Tabii bir paragrafı alabiliyorsunuz. Özellikle İngilizce olanlarda biraz daha iyi çalışıyor. Tabii kitabetinizin dili Türkçe olunca Türkçe'de de iyi çalışıyor. Ama İngilizce'de çok çok daha stabil çalışıyor. Bazı Türkçe kelimeleri çünkü tam olarak algılayamayabiliyor bazı karakterleri. Screenwrite dediğimiz zaman da yine aynı şekilde bir tane resim gördünüz, fotoğraf gördünüz, üzerine bir not almak istiyorsunuz. Bunun yine fotoğrafını çekip size bunu fotoğraf haline getiriyor. Diyelim ki bir sunum yapacaksınız, hemen üzerine bir not almak istediğiniz zaman bu özelliği de kullanabilirsiniz. Şuna çıkış yapalım. Tamam, kaydet. Kaydır. Bir de göstermek istedim. Burada işte canlı mesaj var. Bu yani burada canlı mesaj oluşturuyorsunuz. Çok da önemli bir şey değil o. Şimdi translate özelliği de çok güzel. Tabii translate, buradan translate edecek mi bilmiyorum. Bir saniye önce tabii internete bağlanmamız gerekiyor. Ha tabii internetten çeviriyor değil mi? Google mu tabii, çeviriyor? Google Translate'le mi çeviriyor? Evet. Şimdi bir virüse bağlansın. Buradan direkt desktop'tan evet çevirdi. Vay. Buradan da çevirdi. Üzerinden direkt size. Dur bir oradan odaklayayım bir saniye. Tamam. Şey yapamıyorum. Biraz daha yan tarafta bir tanesini seçsene. Müziği seç. Ha, onu seç mesela. Hayır. Sen hayır seç. Tamam şu an görünüyor. Yani bu şekilde tuttuğunuz zaman da mesela bir makale okuyorsunuz. Herhangi bir şey okuyorsunuz. Üzerinde direkt simultane çeviri yapabiliyorsunuz. Bu da
çok güzel bir bence özellik. Bu çok hayat kurtarıcı bir şey. Çünkü ben diyelim, kesinlikle. Ben bunu tablette mesela tamam, ben de bir şey okurken bilmediğim bir kelimeye denk geliyorum. Ben onu oradan kopyalıyorum. Translate'e yapıştırıyorum. Evet. Oradan tekrardan hani şey yapıp not almak istiyorum mesela. Hani o gerçekten bu işinizi çok kolaylaştıracak bir şey. Evet. Özellikle yabancı dille uğraşıyorsanız yani. Bu arada bu tabletle birlikte Not Shelf uygulaması da size ücretsiz olarak geliyor. Bu arada benim önceki bir makalem açık. Bu da gerçekten çok çok güzel bir uygulama. Özellikle bu tableti işte not almak, herhangi bir şekilde makale okumak, kitap okumak için kullanan arkadaşlar için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Burada hemen mesela bu kalemin özelliklerini de görelim. Diyelim ki okuyoruz, bilmediğimiz bir kelime var. Burada üzerine geliyoruz. Hemen bunun çift şeyini görüyoruz. Burada çevresini görüyoruz. Hı hı. Daha sonra burada işte üzerini altını çizebiliyoruz. Tabii hiç güzel olmadı. Ya o normal hemen şu an bu tuşa şey basarak bunun çizgisini kullanabiliyoruz. Yani o kadar böyle entegre, sanki gerçekten kağıda yapıyormuşuz gibi bir his veriyor. İşte ne bileyim highlight edebiliyorsunuz şununla. Yani gerçekten çok güzel. Veya buraya mesela diyelim ki burada bir şey okudunuz, çok beğendiniz veya başka bir not eklemek istiyorsunuz. Buraya hemen farklı bir sayfa ekliyorsunuz. Okuduğunuz sayfanın yanına buraya istediğiniz notu alabiliyorsunuz bu sayfa ile ilgili. Hı-hı. Bu da bence gerçekten. O direkt orada kayıtlı kalıyor. Sen istediğin zaman diyelim tekrar tabii. Döndüğün zaman oradan, hı-hı, bakıyorsun değil mi? Şey veya yaptım. Bu makalenin çıktısını aldığınız zaman bu da artık sizinle birlikte, yani bununla birlikte gelmiş oluyor. Hı-hı. Bu da güzel bir uygulama. Bu Not Shelf şeyde de var bu arada. Huawei'in store'unda da var. Yani TL'si 28 liraya falan satılıyor. Hani, hı-hı, şeyde paralı bu. MatePad'de paralı yani. Huawei'in kendi store'unda paralı. Ama 28 liraya karşılığında aynı uygulamayı alabiliyorsun aslında. Hani o kadar, hı-hı, da pahalı değil aslında düşündüğün zaman sunduğu özelliklere bakarsan. Çünkü evet, özellikleri gerçekten çok. Çünkü şöyle bir şey var. MatePad'de gerçekten böyle bir entegrasyon yok kalemde. Hani, hı-hı, sen diyelim tabii ki kendi not alma uygulaması var. Not almakta falan bir problem yok var. Hani notunuzu alabilirsiniz kesinlikle. Kalemle rahat bir şekilde alabilirsiniz ama hani bir PDF üzerinde çalışıyorsanız o not şeyi çok, ne derler, çok fazla seçenek yok yani. Buradaki gibi mesela dokunduğunuz an translate etmesi gibi bir şey yok mesela. Hani illaki Google Translate ya da işte Microsoft Translate'i açmanız gerekiyor. Oraya copy paste yapıp o cümleyi yapıştıracaksın. Oradan tekrardan bakacaksın sonucunu. Hani neymiş bu şeyin Türkçesi diye. Evet. O bakımdan bu şeyde özellikle text üzerinden çalışıyorsanız bence Tab S7 daha mantıklı gibi geliyor bana şu anki. Ya çünkü, hı-hı, ikisini de kullanıyoruz. İlkin benden daha tecrübeli şimdi Tab S, yani şey konusunda, Samsung konusunda. Açıkçası ben hani direkt neyin hangisinin ne yapıp ne yapamadığını anladım açıkçası. Yani, hı-hı, kalem konusunda Tab S7 gerçekten yani 2-3 gömlek daha üstün bence MatePad'e göre. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Tab S'in 7'nin yanında kalem de geldiği için hani doğrudan entegre geliyor. Bu halbuki şeyde MatePad'de bu opsiyon olarak satılan, hı-hı, bir kalemi var. Hani kalem olmasa da olur yani. Ama bunda kalem beraber geliyor. Kalemle birlikte geliştirmişler. Ben hani gerçekten de memnun kaldım not kullanıcısı olarak. Ben işte notu düşürmüştüm ve sonrasında S21 Plus aldım. En büyük eksikliği kalemdi benim için. Ve yani herhangi bir tabın da bu şekilde aynı hissiyatı vermesini beklemiyordum. Bu gerçekten hoşuma gitti. Çok iyi entegre edilmiş. Bir diğer uygulama da PenUp uygulaması. Bunu dediğim gibi işte siz normal bir store'dan da indirebilirsiniz. Aynen, MatePad'e de indirebiliyorsunuz bunu. Bunda da daha fazla kalem seçeneğiniz var. Bir şeyler çizmeyi seven arkadaşlar için çok güzel, kendinizi geliştirebileceğiniz, işte ne bileyim kendi eserlerinizi ortaya, aha, koyabileceğiniz bir uygulama. İnsanlar neler çiziyorlar ya bunlarda. Evet, şimdi mesela biraz bakalım neler çiziyorlar. Bu arada şeyde de bu yani Canva hepsini diye bir tane uygulama var. Hı-hı. Aslında orada daha çok detay var ama o paralı. Bildiğim kadarıyla. Canva değil şey. Neydi onun adı? Göstereyim. O Clip Studio. Ha, Clip Studio aynen. Bu da bu 30 günlük mü 60 günlük mü ne şeyi var bunun. Deneme sürümünü veriyor sana. Aslında bulursunuz sanki 30 gün ya da 60 gün kullanabiliyorsunuz. Ha, diğeri serbest mi? Yani bu modda bazı, hı-hı, özellikleri sınırlı kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü bana şu ana kadar herhangi bir giriş yapmam vesaire istemedi. Bilmiyorum 30 gün sonra çatlaya kapanmazsa. Bu biraz daha hassas. İşte kalem uçları değişik. Bu kalem ucunu seçtikten sonra bir sürü farklı özelliği. İnce ayarları var ya bayağı. Çok çok fazla ince ayarları var. Yani bu daha da profesyonel, hı-hı, çizim yapan arkadaşların çok daha hoşuna gidebilecek bir uygulama. Yani bunda mesela bu normalde küçükken de yaptığımız kara kalemde işte parmağımızla yaptığımız gölgelendirme şeyini de yapabiliyoruz.
biliyorsunuz. Tabii onu PenUp'ta da yapan, yani bu işin ya, duayeni olmuş. Onları biz laf söylemiyoruz ya. Ya da normal şey not sayfası açıp da yapabilen işte de insanlar var. PenUp'takileri zaten yani görüyorsunuz. Bakar bu mısınız? Ve bu bunu PenUp, nasıl yapabilirsin? Bu PenUp'ın en güzel tarafı bir de sana çizmeyi gösteriyor. Nasıl çizdiğini gösteriyor. Evet, onu da göstersene. Şurada canlı çizim diye bir bölüm var. Burada mesela şunu beğendiniz diyelim ki Learn to Draw diye bir şeye yani basıyorsunuz. Çizimi öğret bana diyor. Hangi mesela kalemi seçtiğini gösteriyor. Hangi kalemle nasıl çizgiler çektiğini gösteriyor. Hı-hı. Şu an mesela canlı olarak gösteriyor. Bunu siz mesela çizmek istediğiniz zaman bu üstünden duruyor. Devam ediyorsunuz. Üstünden devam ediyorsunuz ki düz çizgi bile çizemiyoruz. Zaten onu bile çizemiyoruz çünkü zaten kamera var, evet, bir kere. Onu rahat çizmemiz imkansız şu anda. Yani ve durduruyor sen yaptığın tabii zaman. Tabii durduruyor. Senin çizmeni bekliyor. Sonra işte mesela bu şekilde bütün aşamalarıyla sana nasıl bunun çizildiğini öğretiyor. Ve hangi kalemleri kullandığını göstermesi, hı-hı, de çok güzel. Çok başarılı çünkü ya. Bazen bir resmi görüyorsunuz burada. Diyorsunuz ki yani bunu bu uygulamayla çizmiş olamaz. Evet, yani inanamıyorsun ya. Nasıl yapmış olabilir ki gibi. Ama gerçekten de yapılabildiğini görüyorsunuz. Mesela şurada sanki kartpostal gibi duruyor. Yani şuraları falan nasıl yaptın? Ama gösteriyor gayet güzel. Üzerindeki kalemlerle bunu da yapabildiğini görüyorsun. Gerçekten çok enteresan ya. Hani şeyi çok acayip. Hani insan inanamıyor ya, hani nasıl çiziliyor falan bunlar diye. Tabii biz yani öyle gerçekten de çizim yapmayı sen, bizim asıl amacımız işte akademisyen olduğumuz için makaleler okumak vesaire. Üzerine almak, not almak, ne bileyim sunum hazırlamak. Evet, hoşumuza bu giden yerleri özellikle not alıp hani ileride belki kullanabileceğimiz bilgileri görüyoruz orada mesela. Onları not alıyoruz ayrı bir yerlere. Hı-hı. Temel amacımız bu. Onun dışında söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Şey var benim bildiğimde. Gesture'ları var kalemin. Ya böyle, evet, sağ sol yapıyorsun. İşte yok screenshot alıyor. Yok, hı-hı, şeyi değiştiriyor. Kameradaki şeyi onu değiştiriyor. Kamerada gösterebilirim. Şöyle biraz çevirelim. Hı-hı. Şimdi dönmeyecek çünkü benim tabletim dönmüyor. Dönmeyen tablet yapmışlar. Ben kendi kendine dönmesini pek sevmiyorum. Onun için sürekli auto-rotate'i kapatıyorum. Hı hı, şu an güzel şu gözüküyor. Şu an güzel mi? Aha. Mesela kamerayı açtığımız zaman, şimdi zaten siz bu kaleme şeyi aldığınız zaman ufak bir böyle tutorial'da nasıl kalemi kullanacağınızı anlatıyor yani, değil mi sana? Evet, uzaktan. Bu arada işte bu kalemin özelliklerinden birisi bu not. 10'dan sonra ya galiba not 10'a geldi diye hatırlıyorum. Çünkü ya da 9'da, evet 9'da geldi, vardı. 9'da. Benim işte not 8'de yoktu. Mesela kameranın bu butonunu direkt fotoğraf çekerken uzaktan kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. Direkt onun şeyleri vardı hatta. Çekiyor. Kız böyle şey yapıyordu. Döndürüyordu. Hı-hı. Klibi vardı. Evet evet. Bu aynı özellikler bunda da var. Şimdi herhangi bir gesture özelliğini kullanmak için mesela kalemin bu butonuna basılı tutuyorsunuz. Şöyle yana çekiyorsunuz. Şu an videoya geçti. Aha. Biraz daha sağa çekince işte diğer özelliklere geçiyor. Yani. Bu şekilde ilerliyor. Mesela direkt basınca da çekiyor. Resim çekiyor. Çift basınca da ön kamerayı açıyor. Şu an açmayalım. Açmayalım. Evet. Tamam. Şey, mantık olarak gesture'ları kullandırmana izin, evet, veriyor kalem. Veya şöyle bir hareket yaptığınız zaman yaklaştırıyor. Böyle yapınca çıkıyor. Evet, yani ileri geri sağa sola. Bunu uzaktan da hani böyle oynamayı seven insanlar için veya da hani oynamayı sevmeye de geç. Diyelim ki bir şey kaydedeceksin, bir şey yapacaksın. O zaman da gayet güzel olabiliyor. Ben şeyini merak ediyorum, bir de multitasking olayını merak ediyorum. Şimdi iki tane uygulamayı böyle açtık değil mi? Hı hı. Bunları boyutlandırabiliyoruz şuradan galiba. Şöyle. Evet galiba sadece bu kadar. Bu kadar, evet. En büyük bu kadar açabiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Sonra başka açabiliyoruz mu? Overlay olarak açabiliyoruz mu? Üstüne yani açabiliyor. Ay, aynı şeyi. Hayır, hayır, şey yapmayacaksın. Üstüne açıyor. Sadece şey yapacaksın. Hayır hayır, öyle değil. Nasıl? Tutup çekmeden dokun sadece bir kere. Öyle olmuyor mu? Benim şey MatePad'de şey yapıyordu ya. Şurada. Hı. Benim MatePad'de şey var. Üstüne overlay olarak açıyorsun hani. O kayan görüntü, hı-hı, olarak açıyor. Sanki dur bakayım. Bunda da vardır ya kesin. Af. Şimdi buradan ne açabiliriz? Bunu açalım. Olmadı. Ha şimdi oldu. Buraya başka ne açabiliriz? Not açalım. Ama bu notu basınca direkt geçiyor. Onu tekrar enteresan dediğim gibi üstüne yani yana çekerek bırakmamız, hı-hı, gerekiyor. Bu şekilde bir tane daha açabiliyoruz. 3 tane oldu. Ha şey oluyor, ekranı direkt 4'e, yani 3'e böl, belki 4'e de bölüyordur. Bakalım.
bakalım. Bırak bakalım bir tane daha. Denemediğimiz özellikler. Öteki tarafa bırak. Mm-mm. Üç tane yazın ben o zaman. Üç tane. Hmm. Ha, pop-up. Pop-up. Tamam, böyle yapıyor. Tamam. MatePad'de iki tane altta açıyor. Onda üç tane, iki tane üstüne overlay olarak açıyor. Hani bunun gibi şey açıyor. İki tane açıyor. Bunda üç tane diyelim şey açıyor. Üçe bölüyor ana ekrana. Üstüne bir tane de pop-up şeklinde çıkartıyorsun yani. Bunun şey biraz daha farklıymış MatePad'e göre. Gördüğüm kadarıyla multitasking. Ve tabii bunda şey var. Hani oradakini alıp ötekine bırakma falan. Oradan bir şey kopyalayıp bir sonraki diğer pencereye bırakma gibi özellikler var tabii ki de. Bunlar MatePad'de de vardı. Yani şöyle bir şey. Sonuç olarak şey gelecek olursak. Sen de MatePad'i de görüyorsun açıkçası. Sen MatePad'i de kullandın. Hı hı. İki önce çünkü MatePad'i almıştık. Sonradan Tapes'i aldık. Sence kalem, hani böyle senin temin anlattığın şeyleri yapacak insanlar, kalemin önemli olduğu insanlar sence hangisini seçmeli? Kesinlikle not. Şey, not. Kesinlikle not telefon. Samsung Tapes 7 ya da Samsung'un tabletlerinden tercih etmeli diye düşünüyorum ben. Aha. Çünkü yani bunu almadan önce Levent'in ile de işte makale okuma vesaire gibi şeyler yapıyordum. O da çok güzel. Yani herhangi bir şekilde bir okuma vesaire yapacak kalacaksanız evet çok güzel. Ama üstüne daha fazla işte not alma, işte üzerinde gelen not şerfi, gerçi onu da satın aldığınız zaman da yine işine yarayacaktır. Tabii, tabii. Ama çok daha fazla yine de kalem kullanacağım derseniz Tapes 7. Tapes 7. Ben de ilkine katılıyorum açıkçası. Yani gördüğüm kadarıyla Tapes 7'nin kalem şeyi, entegrasyonu şeye göre çok daha fazla, MatePad 11'e göre çok daha fazla. Eğer kalem sizin için önemliyse ve hatta şöyle bir şey var, pil ömrü de bence MatePad'e göre biraz daha iyi bunun. Evet. MatePad'in pili bunun kadar gitmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Zaten hani bunun pili 8000 mAh, MatePad'inki 7250 mAh, yani yaklaşık yani %10'dan biraz daha büyük hatta bir pili var şey MatePad'e oranla düşündüğüm zaman. Ya özellikle not kullanıcıları hiç düşünmeden alsınlar. Hı-hı. Eğer tereddütleri varsa tabletteki kalem nasıl olur diye. Hı-hı. Tamamen not kalemi gibi yapmışlar. Evet. Bundan önceki kalemler nasıldı bilmiyorum. Gerçekten ilk defa tablet alıp kullanıyoruz. Onun için yani ben not kalemiyle herhangi bir fark görmedim. Aynen, ben sadece şey, işte bu arka tarafına takılıyor. Şurada bir yeri var. Mıknatısla. Orayı da gösterelim. Buraya evet, entegre oluyor bu kalem. Yani çok, bu arada bu da yine bence Huawei ile karşılaştırdığımız evet, zaman bir artı özellik. Çünkü gerçekten bu mıknatıs çok, çok güçlü. Sağlam. Huawei'de üst tarafında duruyor. Göstereyim. Şöyle göstereyim hatta. Onu da şuraya koydum. Bakın Huawei'nin şey kalemi de böyle takılıyor direkt. Buraya yapıştırdığın zaman kalıyor ama bu o kadar sert takılmıyor evet, açıkçası buraya. Ve işte kapak buradan kapatıldığı zaman bu dışarıda kalıyor. Yani bu da dışarıda kalıyor ama bunun düşmesi daha az. Biraz daha şey, daha korunaklı bir yerde duruyor açıkçası. Hı-hı. Bence de şeyinki. Bir de işte dediğim gibi yapışması, hı-hı, da çok daha, daha güçlü. Yani mıknatısı herhalde daha kuvvetli şeyin, daha sağlam duruyor kalem, hı-hı, orada. MatePad 11'e oranla nedense. İşte ona gelecektim. Yani tek şeyi notlardaki gibi keşke bu da içine girse de hiç. Ha evet, keşke. Dışarıda ona durmasa. Ama gene da şeyi yapmışlar bence, entegrasyonu falan yapmamışlar. Hani arkasındaki yer, ben ilk başta demiştim bundan arkasına da konur mu falan demiştim de yok. Gerçekten fena değilmiş yeri, hani şey pratikte işe yarayacak bir yere koymuşlar kalemini. Evet. Şimdilik bu, özellikle kaleme değindiğimiz inceleme böyle olsun. Hani eğer başka sorularınız olursa, başka merak ettiğiniz bir program olursa sorabilirsiniz. Aklımız şeyler de olabilir bu arada. Mutlaka vardır. Sadece aklımıza gelenlerden, hı-hı, bahsediyoruz. Konuştukça da deneyimlerim illaki artacaktır. Hı-hı. Çünkü bayağı uzun süredir de not kullanmıyorum. Ben hani deneyimlerim arttıkça da paylaşırız. Siz, hı-hı, de herhangi bir sorunuz varsa ekstradan sorabilirsiniz. Ben bu özelliklere bakabilirim, tablette var mı yok mu diye. Hı-hı. Bu şekilde şey içinde kalabiliriz. Aynen. İletişim halinde kalabiliriz. Performans olarak ise ikisi, şey, MatePad 11 ile şey çok yakınlar. Samsung Galaxy Tab S çok yakınlar. Tab, hı-hı, S7 çok yakınlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla Tab S7'nin şey yazılım optimizasyonu daha iyi. Hani Samsung'un eskiden beri hani böyle bir şikayet edilen bir yazılımda çok bir ağırlaşma falan olurdu ama ben bu tablette hiç öyle bir şey görmedim. Bence Harmony OS'a göre daha akıcı bir şey var, arayüzü var. Tabii ilerleyen zamanlarda da. Ha tabii o da değişebilir, hani bu Android'de hani şişmeler mişmeler falan, evet, bu tip şeyler olabiliyor. Ama benim ilk izlenimim gerçekten Samsung'un arayüzünün daha iyi olduğu ve şeyinin de, yani sistemin sana verdiği tepkiselliğin de MatePad'e göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani bu arada aradaki tabii ki fiyat farkını da göz önünde bulundurun. Eğer, hı-hı, ki zaten ben kalemle işte bu kadar vıttır zıttır uğraşmak istemiyorum diyorsanız zaten hiç gerek yok. Evet, yani evet, tamamen bütün ekran çözünürlükleri olsun, her şeyi, evet, birebir aynı. Çok yakın, evet. Yani
Şeyi... Hiçbir şekilde hani bir şey fark hissetmiyorsunuz kullanırken. Belki çok küçük bir nüanslar vardır ama siz kullanırken o nüansları fark etmiyorsunuz ve gerçekten de müthiş konforlu bir kullanım sunuyor. Kesinlikle. Aynı şekilde yani tabii arasında benim gördüğüm kadarıyla 2500 lira civarı fark var. 2500 lira ciddi bir para. Yani 6500 lira falan herhalde bu Türkiye'de şey Tap S7. Şey MatePad ise 3999 TL. O bakımdan tabii fiyatı düşündüğün zaman MatePad bence kral. Hani şey olarak fiyat performansı da tabii ki şu anda bence ondan daha iyisi yok. Şey olarak bakarsanız. Ama bence eğer böyle spesifik bir uygulama çalışıyorsanız mesela hani diyelim ne bileyim. Hani kendinize hani iş yerinizle olabilir okulunuzla ilgili olarak bir uygulama kullanıyorsanız ve o uygulama hani büyük ihtimalle şeyde olmayabilir. Huawei'nin App Galerisi'nde olmayabilir. Bence onu göz önüne yani onu düşünerek bence tablet seçiminizi yapın ki sonra diyelim MatePad'i alırsınız belki uygulamayla uyumlu değil de çalışmıyordur. Evet. O zaman elinizde kalır o çok kötü olur açıkçası. Ve Google Drive'la da eğer böyle bir not alma vesaire paylaşma şeylerini kullanıyorsanız tabii ki de Samsung'un ki çok daha entegre evet, durumda evet. Her şeye bu az önce gösterdiğim Note Shelf de direkt olarak kullanabiliyoruz. Aha. Drive'a entegre edebiliyoruz. Yani bunlar da tabii ki artı özellikleri. Evet, onlar bence MatePad'in zaten yazılımındaki en büyük şeyler. Eksiklikler. Hani bulut kendisinde var MatePad'de ama şey yani kendi bulutu var açıkçası Huawei'nin ama hani Google'ınki kadar şey değil, entegre değil açıkçası. Hani onda yazdığın şey direkt orada çat diye çıkıyor. Hani bunda o kadar bir entegrasyon ben görmedim şu ana kadar. Belki gelecektir ama şu anki şartlarda bizim tabii ki şeyimiz fiyatı göz ardı edersek Tap S7 olacaktır ama fiyatı düşündüğümüz zaman MatePad 11'de kendine evet. Bir yer ediniyor açıkçası. Siz anlattıklarımıza göre seçim yapabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.